Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ağustos 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Ağustos ayı kariyeriniz, geleceğiniz, toplumdaki statünüzle ilgili önemli dönüşümlerin olacağı, sorumluluklarınıza biraz daha vurgu yapan bir ay. Güneş 23 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ilerleyecek. Temmuz'un son haftasında 28 Temmuz'da Aslan yeni ayı doğduğu için Ağustos'un ilk 10 günlük süreci Aslan yeni ayının tesirleri altında. Yaşadığınız mekanlar, çalıştığınız ortamlar, ev, yuva, aile, kariyer gibi konularda bazı yenilikler içerisindesiniz, düzenlemeler içerisindesiniz. Mars'ın ve Uranüs'ün ayın başlarında burcunuzda birleşiyor olması enerjinizi artırırken zaman zaman günlük işlerde biraz tahammülsüz olabilirsiniz. Oldukça hızlı, daha özgür, daha isyankar da davranabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yani bu dönem Ağustos ayında bir şeyleri değiştirmek, yenilikler yapmak isteyebilirsiniz ve özellikle ayın ilk yarısı bu anlamda size önemli fırsatlar da sunabilir. İlk haftası içerisinde daha iyicil, özellikle sosyal çevremizde anlaşmalar konusunda daha verimli olabilecek, yakınlarımızdaki kişilerden destekler alabileceğimiz enerjiler var. Bu ticari aktivitelerde de olumlu bir sonuç üretebilir ya da eğitim gibi bir konuda beklediğiniz olumlu haberleri size getirebilir. Ve 12 Ağustos'ta Kova burcunda, 19 derece Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Yılın önemli bir dolunayı ve sizin için sabit burçta olduğu için tabii ki tesiri çok güçlü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok daha önemli ve güçlü olabilir. Satürn'le birleşen bir dolunay, üstelik Uranüs'ün de Güneş ve Ay'a sert bir açısı var. Satürn hayatımızdaki sorumluluklar, görevler, bunun yanı sıra bazı sınırlamalar, kısıtlamalar anlamına gelir. Uranüs zaten çoğu zaman sürprizli olan, çok da kontrol edemediğimiz ani değişimlerle ilgilidir. Ve özellikle toplumdaki duruşunuzla ilgili, statünüzle ilgili ya da gelecek beklentilerinizle ilgili bazı hedef değişiklikleri olabilir. Satürn hak edişlerle de karşılaştırabilir sizi. Çalıştığınız, çabaladığınız bir işte, bir görevde sorumluluklarınızın artması, mevkinizin yükselmesi mümkün tabii ki. Bu sizi örneğin işinizde otorite pozisyonuna da getirebilir. Veya size uygun olmayan bir işten ayrılabilirsiniz. Başka bir işe girebilirsiniz. Uranüs etkisiyle daha özgür, daha bireysel yapmak istediğiniz hedeflere odaklanabilir. Kariyerinizde daha özgür adımlar atmak isteyebilirsiniz bu dolunayla birlikte. İlişkileriniz de bununla ilgili belirleyici olabilir. Çünkü kariyerimizi evlilik gibi konularda etkiler. İşbirliklerimiz, ortaklı girişimlerimiz bunlar da bizim toplumdaki statümüzde, kariyerimizde etkilidir. Bazen anne baba olmak, ebeveyn olmak da kariyerimizi etkiler. Yani bunlar daha radikal değişimlerdir. Alacağımız yeni sorumluluklardır ama kariyerimizi şekillendirecek kalıcı adımlardır. İşte bu dolunay bu konularda önemli tamamlanmalar getiriyor, farkındalıklar getiriyor ve hak edişlerle sizi karşılaştırıyor sevgili boğalar. Venüs'ün Aslan burcunda ilerliyor olması ayın büyük bölümünde ev yuva alanlarında daha keyifli bir süreci işaret ediyor. Evinizi güzelleştirebilirsiniz. Belki taşınacaksınız daha iyi bir ortama. Yani çalıştığınız ortamlarda da iyileştirmeler olabilir. Aile içi ilişkilerde destekler alabilirsiniz. Evlenmek, yuva kurmak, çocuk sahibi olmak, ebeveyn ilişkilerinden mutluluk almak. Tüm bunlar Venüs'ün size vereceği destekler olabilir bu ayın genelinde. Özellikle 13-19 Ağustos arası güzel gökyüzü kombinasyonları var. Merkür'ün olumlu açıları. Bu hem zihinsel aktivitelerde bizi destekleyecektir. Hem de iletişim konuları olsun, ticari aktiviteler, yeteneklerimizi değerlendirme konularında, sosyal ilişkilerde oldukça verimli, olumlu geri dönüşler alabileceğimiz bir süreci işaret edebilir. Ve 20 Ağustos'ta bu yılın en önemli gezegen hareketlerinden biri başlıyor. Mars, enerji gezegenimiz Mars, Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçecek. Mars'ın bu yıl ikizlerdeki hareketini çok önemsiyoruz. Çünkü Mars'ın 2 yılda bir yaptığı kendine has bir döngüsü var. Bu 2 yıllık döngüsünde 2 aylık bir retro hareketi yapıyor. Bu nedenle de bulunduğu burcu da daha uzun süre konaklıyor. 20 Ağustos'ta Mars ikizler burcuna geçecek. 30 Ekim'de gerilemeye başlayacak. 12 Ocak'ta gerilemesini tamamlayacak. 12 Ocak'tan itibaren tekrar ileri harekete dönecek. Ve 26 Mart 2023'e kadar Mars
İkizler burcunda olacak. Gördüğünüz gibi önümüzdeki 7 aylık bir süreç Mars İkizler burcunda. Mars neredeyse enerji ve mücadele oradadır. Sizin de ikinci evinizde önemli bir Mars hareketi başlıyor. Hazır olun. Daha çok sahip olduğunuz kaynaklar, gelirleriniz, paranız, kazanç olanaklarınız, özdeğer duygunuz, buralarda daha güçlü bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Enerjiniz artıyor para kazanma konularında. Ve tabii ki daha atak olabilir, inisiyatif alabilirsiniz. Savaşmanız gereken konularda savaşabilirsiniz. Ama Mars'ın zaman zaman çok fazla para harcatması, özellikle retro harekette olduğu Kasım, Aralık, Ocak ortalarına kadar olan dönemde finansal konularda biraz daha dengesiz durumlar yaratması mümkün. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Bu uzun bir süreç, 7 aylık bir dönemden başlıyoruz, bahsediyoruz. En son Mars'ın ikizlerdeki gerileme sürecini 2008 yılının Ocak ayında yaşamıştık. Özellikle sonbahar aylarında hani bu sürece benzer bazı tesirlerle de karşılaşabilirsiniz. 27 Ağustos'ta ise Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. 4 derece Başak Burcu yeni ayı sizin için oldukça keyifli bir yeni ay. Dost bir burçta olacak çünkü hem de eğlenceli bir eviniz olan 5. evinizde doğacak. Bu yeni ay size daha keyifli bir süreci başlatabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz veya yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok güzel bir destek alıyorsunuz. Değişken burçlarda haritanızda gezegenler bulunuyorsa yine yeni ayın tesirleri sizin için önemli olacaktır. Yeni ay ile beraber hayatınızda sizi keyiflendirecek, umut verecek, eğlendirecek, coşkunuzu, özgüveninizi arttıracak gelişmeler olabilir. Aşk ve romantizmi de destekleyen bir yeni ay bu. Aşık olabilirsiniz, yeni insanlarla tanışabilirsiniz, kişisel yeteneklerinizi fark edebilirsiniz veya bunlarla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bir hobiye başlayabilirsiniz örneğin. Çocuklarla ilgili önemli bir dönem. Çocuklarınız varsa bu yeni ay çocuklarınızın yaşamı, onların eğitimi, onların düzeni, hayatlarında bazı yeni dönemleri, yeni süreçleri gösterebilir, başlangıçları işaret edebilir. Çocuk sahibi olmak isteyen boğalar, ebeveyn olmak isteyen boğalar için evet bu yeni ay yine sizin için destekler getiriyor. Hamilelik, doğum gibi konularda da hareketler olabilir tabii ki. Maddi manevi kazançlar ve şansa ihtiyacınız olan alanlarda bu yeni ay bazı fırsatlar sunabilir. Eğlenmek istiyorsunuz ve bu döneme kadar bir tatil yapma imkanınız olmadıysa sevgili boğalar, Başak yeni ayı size eğlenceli bir süreci, tatil ve dinlenme imkanını da sunabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.